Adobe Illustrator programını öğrenmek istiyorsunuz ama nereden başlasam diye kara kara düşünüyorsunuz. Bu video tam sizin için. Bundan yıllar yıllar önce 10 dakikada Illustrator adında bir video hazırlamıştım ve bu video sayesinde birçok insan hem Illustrator'a başladı hem de ilk tasarımlarını oluşturdu. Bu videoda o videonun yeni bir versiyonu olacak arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz zaman hem Illustrator programını temel seviyede öğrenmiş olacaksınız aynı zamanda da Illustrator içerisinde ilk tasarımınızı yapmış olacaksınız. Mutlaka siz de videoyu izlerken aynı zamanda tasarımı oluşturmaya çalışın. Oluşturmuş olduğunuz çalışmaları da bana mutlaka mail olarak gönderin. Farklı bir videoda bu çalışmalar üzerine beraber yorum yapıp daha da nasıl geliştirebiliriz ona bakacağız. Eğer program sizde yüklü değilse açıklamalardaki link üzerinden programı deneme sürümü olarak indirebilirsiniz ya da öğrenci paketi olarak satın alabilirsiniz. Şu an dünyada en ucuz Adobe programları Türkiye'de satılıyor. Avrupa bizi kıskanıyor. Evet kıskanıyor. Zam gelmeden bu fırsatı kaçırmayın. En azından tüm programları bir yıllık garantiye almış olursunuz. Evet şimdi programın yüklü olduğunu düşünüyorum. Programı çalıştırdığınız zaman direkt karşınıza bu ekran gelecek. İlk yapmamız gereken işlem bir tane çalışma alanı oluşturmak olacak. Bunun masanızın üzerine beyaz bir kağıt koymak gibi düşünebilirsiniz. Bir çizim yapacaksınız. Masa üzerine bir tane beyaz kağıt eklemeniz gerekiyor. Bu ekrandan da bir çalışma alanı nasıl oluştururuz onu göreceğiz. Sol kısımda görmüş olduğunuz gibi New File veya Open var. Open daha önceden hazırlamış olduğunuz bir çalışmayı açmanızı sağlar. New File da yeni bir çalışma alanı oluşturmanızı sağlar. Biz New File seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza böyle bir özellik penceresi geliyor. Bu özellik penceresinde çeşitli ölçüler var. Biz ölçüyü kendimiz oluşturacağız. Şu üst kısımdaki bu bölüme kendimiz isim veriyoruz. Buraya Nike post diyelim mesela. Alt kısımda width bölümünü göreceksiniz. Burası genişlik anlamına geliyor. Genişliği 1080, height kısmını da 1080 olarak ayarlamanız gerekiyor. Yani kare bir ölçü oluşturmuş olacağız Instagram için. Şu kısmında piksel olmasına özen gösterin. Diğer bilgileri de aynı şekilde girebilirsiniz. Burada mesela raster effects kısmı sizde 150 veya 300 olabilir. Eğer baskı için bir işlem yapıyor olsaydık burayı aynı şekilde 150 veya 300 yapmamız gerekirdi. Ama biz 72 kullanacağız. Bunun dışındaki ayarlar bu şekilde olacak. Create dediğimiz zaman çalışma alanımız bu şekilde oluşacak. Program açtığınız zaman sizin de aynı şekilde böyle bir ekran gelmesi gerekiyor. İlk öncelikle size panelleri hızlıca bir anlatmaya çalışayım. Sol tarafta görmüş olduğunuz araçları bir kalem kutusu olarak düşünebilirsiniz. Masanızın üzerindeki kalem kutusu olarak düşünebilirsiniz. Burada tüm araçlar bu kısımda yer alıyor. Sizde bu şekilde görünmeyebilir. Tek bir satır olarak görünebilir. Bunu değiştirebilmek için de üst kısımdan window Toolbars ve buradan Advanced seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu üst kısımda görmüş olduğunuz menüleri de bir kitaplık olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. İhtiyacımız olduğu zaman buradan panellerin içerisine giriyoruz. Daha doğrusu menünün içerisine giriyoruz ve ihtiyacımız olan bölümü kullanıyoruz. Aynı zamanda bir tane de kontrol panelimiz var bizim. Şurada şerit şeklinde görüyorsunuz. Her seçtiğimiz araca göre de bu üst kısımda değişkenlik gösteriyor. Eğer bu kontrol paneli sizde görünmüyorsa da window içerisinden buradan kontrolü aktif ettiğiniz zaman şu anda ben deaktif ettim yeniden seçiyorum. Böyle aktif ettim ve bu şekilde kontrol paneli de aktif olmuş olacak. Eğer bu araçlar panelinin tamamını öğrenmek isterseniz bunun için ayrı bir seri hazırladım. O seriyi de izleyebilirsiniz. Kartlar bölümüne ekliyorum. Tüm araçları detaylı bir şekilde nasıl kullanıldığını orada anlatmaya çalıştım size. O seriyi de mutlaka izleyin. Şimdi çalışma alanımızı oluşturduğumuza göre artık çalışmamıza başlayabiliriz. İlk olarak bir tane kare oluşturmamız gerekiyor. Yani bir arka plan oluşturmamız gerekiyor. Bunun için araçlar panelinden buradan rectangle tool'u Seçiyorum. M kısa yoluyla da seçebilirsiniz. Ekrana bir kere tıklıyorum ve buraya 1080'e 1080 bir ölçü giriyorum. Eğer şuradaki zinciri aktif ederseniz şu şekilde. Siz burayı nasıl değiştirirseniz o alt kısımda yükseklikte öyle değişecektir. Biz 1080'e 1080'i e yeniden yapalım. Okey diyelim. Ve bu şekilde beyaz bir alanım var. Kontrol panelinde görmüş olduğunuz şu kısım. Burası dolgu rengi. Burası da dış çizgi kalınlığı yani stroke. Burayı kapatacağım. Stroke'la bizim işimiz yok. Biz bu çalışmada iki renk kullanmaya dikkat edeceğiz. Mesela bu şekilde bir kare oluşturdunuz ve bunu çalışma alanınıza ortalamak istiyorsunuz. Bunun için de kontrol panelinde şu şekilde ortalama seçeneklerini göreceksiniz. Bu şekilde ortalıyorsunuz. Eğer Illustrator yeni versiyon kullanıyorsanız bu şekilde de bir toolbar göreceksiniz. Bu yapay zeka ile ilgili bir, bir toolbar. Buradan çeşitli işlemler yapacağız zaten ilerleyen dakikalarda. Şöyle kalsın burada şimdilik. Yoksa sürekli hareket edecek bu. Söylemiş olduğum gibi iki tane renk kullanmayı planlıyorum bu çalışmada. Onun için de renkleri rahat kullanabilmek için bu arada space'ı basılı tutarak böyle çalışma alanımı hareket ettirebiliyorum. Evet şöyle bir tane kare seçelim. Shift'e basıyorum. Yine rectangle tool'u aldım buradan. Shift'e basarak bir tane kare oluşturdum. Ve buradan şu üst kısmından bir dolgu rengi vereceğim. Şurayı mesela mor seçelim. Yanına alt tuşuna basılı tutarak bir tane daha kopyasını alıyorum. Alt ve shift'e basılı tutarsam da hizalı bir şekilde kopyasını alıyorum. Buraya da bir sarı renk seçeceğiz. Mesela şu olabilir. İstersen bunların tonlarını da birazcık daha farklılaştırabilirim. Hatta şu kısımdan da tonları birazcık daha değiştirelim. Şimdi arka planımı yeniden seçiyorum. Burada tabii ki V kısayoluyla selection tool aracımı alıyorum. Her şeyi tutmaya, bu şekilde sürüklemeye yarayan araç da selection tool arkadaşlar. Bu şekilde arka planımı seçtikten sonra yine araçlar panelinden eyedropper Tool seçiyorum ve buradan hangi rengi arka plan yapacaksam ona bir kere dokunuyorum. Bu şekilde bir arka plan oluşturmuş olduk. Sıra geldi yazılarımızı eklemeye. Bunun için de araçlar panelinden yine kalem kutusundan type tool'u alıyorum. T kısayolunda kullanabilirsiniz ve şuraya bir yazı ekleyeceğiz. Bu yazının boyutunu da şöyle 45 yapalım. Ve font olarak da Faken fontunu kullanıyorum. Çalışmaya uygun bir font. Fontu da yine açıklamalar kısmında bulacaksınız. Buraya da yazı olarak da Nike yazalım. Tabii ki Türkçe karakter desteklemediği için iyi kullanmam gerekiyor. Bu şekilde oluşturduktan sonra çalışmalarımın ortasına bu şekilde yazıyı yerleştiriyorum. Ve üst kısımdan da beyazı seçiyorum. Alt kısma da bir yazı ekleyeceğiz. Eklemeden önce şu üst kısımdan fontu değiştirelim. Buraya daha düz bir, okunabilir bir font kullanacağız ve buraya şimdi sipariş ver ekliyoruz. Mesela yazıyı bu şekilde küçük yazdınız ve bunu büyütmek istiyorsunuz. Bunun için type kısmına geliyorsunuz. Buradan change case diyorsunuz ve buradan büyüğü seçtiğiniz zaman bu şekilde değişiyor. Zaten şurada bir hata yapmışız. Şu i'leri de değiştirelim. Türkçe karakter bu şekilde sorunlar yaratabiliyor. Yapacak bir şey yok. Manuel düzelteceğiz bunları. Bunun dışında şu şekilde zoom tool'u alarak yakınlaşıyorum. Z ile de birlikte yakınlaşabilirsiniz. Böyle yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç yazıya daha ihtiyacım var. Bir tasarıma başlarken genelde ilk olarak yazıları yazarak başlarız ki daha sonra görselleri daha rahat yerleştirebilelim. Alt kısma geliyoruz. Mesela buraya internet sitesi ekleyelim. Caps Lock'u kapatalım. Nike.com olsun. Bir tane daha yazı ekleyeceğim. Bu da info at mail adresimiz olsun. Info at Nike.com Diyelim ki biz bu çalışmayı Nike'a yapıyoruz. Keşke, keşke inşallah. Shift ile birlikte İkisini seçiyorum. Ve buradan beyazı tıklıyorum. Buradan da bold'u şöyle regular yapalım. Font size'ımızı da şöyle 25 yapalım, 24 yapalım. Bu sipariş ver bölümünün arkasına bir tane buton ekleyelim şimdi. Yine rectangle tool aracımı alıyorum. Şu şekilde ve arkasına bir tane dikdörtgen ekliyorum. Dikdörtgenin rengini de beyaz yapalım üst taraftan. Ve kenarlarını da bu şekilde ovalleştirelim ve daha sonrasında Şu yazıyı sağ tıklayıp yazıyı seçiyorum sağ tıklayıp Arrange Bring to Front diyorum Ve şöyle Bunun size'ını birazcık daha küçültelim Hatta şuradan manuel 40 yapalım burayı 40 yapar! Şimdi hepsini birlikte seçip Shift'e basılı tutarak Hem buradaki butonu seçiyorum Yazıyı seçiyorum Ve buradan Çalışma alanımı şu şekilde dikey konumda ortalıyorum. Eğer ortalama işlemini gerçekleştirmezse şuradan Align to Selection ve Align to Artboard. Bizde Align to Artboard seçili olması gerekiyor ki çalışma alanımıza göre ortalasın. Şu anda butona göre ortaladı. Şimdi evet tam artboard ortasına yerleştirdi. Ardından ctrl-g ile gruplama işlemini yapıyorum. Ve hemen yanına da şöyle web sitesini ve mail adresini ekliyorum. Shift'e basılı tutarak mail adresini ve internet sitesini seçip ortalamam gerekiyor. Şurada eğer görünmüyorsa align ve buradan da şöyle yatay bir şekilde. Tabii ki burada artboard seçili, selection seçili olması gerekiyor. Şöyle bu şekilde hizalamayı da gerçekleştiriyoruz. Ve şunların tamamını shift'e basılı tutarak seçip Şöyle birazcık daha aşağıya alalım. Şimdi geldi en civcivli kısma. Yine bir tane dikdörtgen oluşturuyorum ya da var olan kareyi seçip arka planı seçip shift'e basılı tutarak kenara bir tane kopyasını alıyorum. Kopya aldıktan sonra şimdi burada yapay zeka özelliklerini kullanacağız. Bunun için de generate kısmına geliyoruz ve daha önceden buraya yazmıştım zaten. Sneakers yazıyoruz. Yani İngilizce spor ayakkabı anlamına gelen sneakers yazıyoruz ve buradan generate dediğimiz zaman Yapay zeka bizim için çeşitli spor ayakkabıları üretecek. Evet görmüş olduğunuz gibi yapay zeka bizim için birkaç tane ayakkabı ürettim. Eğer bunları beğenmezsem yeniden generate ediyorum. Şu fena değil gibi bunu alıyorum ve çalışmamın şöyle ortasına yerleştiriyorum. Boyutlandırmayı da şöyle yapalım. İstersem şöyle birazcık daha hareketle katabilirim. Ve daha sonrasında bunu en üste taşıyorum. Sağ tıklıyorum Arrange ve Bring to Front dediğim zaman da en üste taşımış oluyorum. Şu sipariş ver kısmının rengini de değiştirelim. Çalışmayla daha uyumlu hale getirelim. Burayı daha önceden hatırlarsanız gruplamıştık. Şimdi bu grubun içerisine çift tıklayıp bu şekilde sadece yazıyı seçiyorum. Buradan airdropper tool alıyorum ve buradan mora bir kere tıklıyorum ve çalışmayla daha uyumlu hale getirmiş olduk. Eğer bu ayakkabının da rengini değiştirmek istersek ayakkabıyı seçiyorum ve şurada yukarıda böyle bir e, ikon göreceksiniz. Recolor artwork deniyor buna. Buna tıkladığımız zaman da böyle bir panel gelecek karşınıza. Bu panel üzerinde üzerinden Colortem Picker seçiyorum ve buradan şu iki rengi şöyle boyuyorum ve gördüğünüz gibi renk de bu şekilde değişmiş oluyor. Eğer ağırlık vermek istediğiniz rengi artırmak isterseniz şu kısmı böyle kaydırırsanız daha fazla sarı olur. Böyle kaydırırsanız daha fazla mor görmüş olursunuz. Şöyle daha dengeli yapalım bu kısmı da. Şimdi Nike yazısını birazcık daha büyütüp şöyle Shift'e basarak daha da arttırabilirsiniz. Şöyle arttıralım ve yeniden align bölümünden ortalayalım ve birazcık daha hareket katmaya çalışalım. Bunun için de araçlar panelinden share tool'u alıyorum ve şöyle birazcık daha hareketlendiriyorum. Pek önermiyorum ama birazcık fontu da şöyle deforme edebilirsiniz. Yani uzatabilirsiniz. Bu font zaten çok deforme bir font olduğu için güzel durabilir. Şimdi bir özellik daha göstermek istiyorum size. Burada bir gradient uygulayacağız. Bunun için yine arka planı seçiyorum. Arka planı seçtikten sonra alta basılı tutarak bir tane kopyasını alıyorum. Shift ile aynı şekilde hizalı olması için. Ve buradan bir araçlar panelinden gradient uygulayacağız. Şu ikonu seçiyorum ve buraya bir kere tıklıyorum. Ve kontrol panelinden de şuradan merkezden oluşacak şekilde bir gradient seçiyorum. Eğer istersen window içerisinden gradient panelini de aktif edebilirim. Daha da işim kolaylaşacaktır. Buradan şu kısmı seçip şu hepsini şöyle ileriye itip beyaz yapıyorum ve buranın değerini de opasitesini de sıfıra düşürüyorum. Bu şekilde işlemi yaptıktan sonra böyle çalışmamın ortasına sürükleyip istersem de buradan ortalamasını da yapıp çalışmayı daha da vurgulu hale getirebilirim. Eğer geçiş çok hoşunuza gitmezse buradan opasitesini de yine birazcık daha azaltabilirsiniz. Şöyle daha doğru olacaktır. Şu alt kısımdaki sipariş ver bölümünü daha doğrusu şu internet sitesi bölümünün başına www ekleyelim. Daha orantılı görünür diye düşünüyorum. Tabii ki bu ilk çalışmanız olduğu için mesafelere, boşluklara çok dikkat etmenize pek gerek yok. Önemli olan olabildiğince benzer çalışmayı oluşturmak. Hepsini seçip birazcık daha aşağı alalım şöyle. Ve bu şekilde çalışmamızı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi gelin bunu bir kaydedelim. Zaten çalışmamıza bir isim vermiştik. Şimdi kayıt işlemi içinde File, Save dediğimiz zaman çalışmamızı isterseniz bilgisayarınıza isterseniz de Creative Cloud içerisinde buluta kaydedebiliyorsunuz. Ben bilgisayara kaydedeceğim. Bu şekilde dosya kısa yolumu seçtim ve buraya kaydet diyorum. Herhangi bir ekstra bir şey seçmeme gerek yok. Buradan AI seçili olması gerekiyor ve kayıt işlemini bu şekilde tamamlıyoruz. Karşımıza böyle bir pencere geliyor. Seçenekler bu şekilde ve kayıt işlemini tamamladık. İstersek bunu bir de JPEG versiyonunu da alabiliriz. Bunun için de file, export export istediğiniz zaman ve şuradan jpeg'i seçiyorsunuz ve buradan da use artboard demeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa daha geniş bir ölçüde alacaktır export'u. Buradan use artboard diyorsunuz. Buradan all seçeneğini veya range deyip bir de seçebilirsiniz. Şu anda zaten bir tane çalışmaları olduğu için all'u seçiyorum. Ve export dediğim zaman da yine karşıma bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan quality'yi 10 yapıp ayarları da bu şekilde yaptığınız zaman herhangi bir sorun olmayacaktır. ok dediğiniz zaman da çalışmayı ayrıca jpeg olarak da kaydetmiş olursunuz. Söylemiş olduğum gibi siz de çalışmayı mutlaka uygulayabilirsiniz uygulayın ve bana mail olarak gönderin. Daha farklı bir videodan o çalışmaları inceleyip daha da geliştirmeye çalışırız. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmında mutlaka sorularınızı iletin. Bu şekilde videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlar kısmına devamı gelsin yazmanız yeterli arkadaşlar. Aynı zamanda bir beğeninizi de alırım. Gerçekten sizin desteğiniz çok önemli. Daha fazla eğitim hazırlamak istiyorum. Bu konuda da biraz motivasyona ihtiyacım var açıkçası. Videonun sonunda sizin için yeni eğitimler olacak. Onları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.